Güçlendiren tariflerle karşınızdayız. Bugün güçlü krep yapacağız. Güçlü krepimizi isterseniz kahvaltı için, isterseniz bir ara öğün olarak kullanabilirsiniz. Güçlü krebi yaparken 125 ml enteral beslenme ürününüzü vanilyalı olandan tercih ederseniz iyi olur. Ürünümüzü kabımıza döküyoruz. 1 adet yumurta ekliyorum içine. Önce ikisini çırpıyorum. Kısa bir çırpma işleminden sonra kinoa unu, keçi boynuzu unu ve normal un kullanıyoruz. İsterseniz kepekli un da tercih edebilirsiniz. Eğer kinoa unu ve keçi boynuzu ununuz yoksa tümünü un ile yapabilirsiniz. Ama eğer tümünü normal unla yapacaksanız kepekli unu tercih etmenizi tavsiye ederim. Unlarımızı kabıma alıyorum. Ve kıvam kazanana kadar çırpıyorum. Ardından kabartma tozunu ekliyorum ve spatula ile güzel bir şekilde kabartma tozunun da iç içe geçmesini sağlıyorum. Evet, krep hamurumuz böylelikle hazırlanmış oluyor. Evet, tavamıza çok az miktarda yağ ilave edeceğiz. Gerçekten az miktarda koymak istiyorum. Böyle bir tatlı kaşığı kadar bile değilse. Sadece tavamı hafif bir şekilde yağlayabilmek amaçlı yapışmayı engellemek için yapıyorum bunu. Ve tavamın altını yakıyorum. Evet, şimdi burada önemli olan tavanın mutlaka çok iyi ısınması. Çünkü ben krebimi tavaya aldıktan sonra hemen ateşi kapatacağım. Sebep ürünümün yani enteral beslenme destek ürününün zarar görmemesi, besin değerini kaybetmemesi. Tavanın kendi ısısıyla pişmesini sağlayacağız. Böylece herhangi bir besin kaybına uğramadan krebimizi hazırlamış olacağız. Bu çok önemli bir nokta. Lütfen buna dikkat etmenizi istiyorum, öneriyorum. Mutlaka buna ayrıntılı bir şekilde dikkat edin. Tavamızın ısınmasını beklerken şu konuyu da hatırlatmak isterim. Mutlaka kenarda üzeri kapalı bir tabağınız olsun. Çünkü krebi hazırladıktan sonra mutlaka üzerini kapatarak daha yumuşak olmasını sağlayabilirsiniz. Onu öneriyorum. Şimdi tavamız gayet güzel ısındı. Şimdi krebimizi alıyoruz. Altını kapatıyoruz ve bu şekilde krebimizin yayılmasını sağlıyoruz. İlaveten ısıtmıyoruz. Mevcut haliyle pişmesini sağlıyoruz. Altı kapalı şu anda. Tavanın sıcaklığıyla pişecek. Onu bekleyeceğiz. Ardından nazik bir şekilde tavadan
çıkarıp diğer tarafının da yine tavanın ısısıyla muamele olmasını sağlayacağız. Böylece her iki tarafı da ısınmış olacak. İkinci krebimiz de hazır. Kapalı kabımıza ikinci krebimizi de alıyoruz. Ve yine üzerini kapatıyoruz. Böylece daha yumuşak kalmasını sağlayacağız. Güçlü krebimiz hazır. Yaklaşık 260 kalori, 12 gram protein içeriyor. Sadece bir tane krep. Ama biz bunu biraz daha zenginleştireceğiz. İçine fıstık ezmesi koyabiliriz. Şöyle serebiliriz fıstık ezmesini. Devamında güzelce rulo yapıp üzerine bal gezdirerek ve file fıstık ve badem ile süsleyerek güzel bir ara öğün veya kahvaltı haline getirebiliriz. Afiyet olsun.